Kerim. İyi misin? Kerim gel, konuşmamız lazım. Ne oldu, neyin var? Seni buraya bir daha görüşemeyeceğimizi söylemek için çağırdım. Bunu söylemek için görüşme mi ayarladın? Ya dalga geçme. Durum çok ciddi. Nikah çok az kaldı. Seninle kesinlikle görüşmememiz ve aynı ortamda olmamamız lazım. Çok önemli. Ya Yıldız, öyle bir konuşuyorsun ki sanki ben zorla görüşelim istiyorum. Halit davet etti. Halit çağırmasaydı ben gelmezdim zaten, merak etme. Biliyorum. İşte seni Halit bile çağırsa gelme, tamam mı? Ben de senin olduğunu öğrendiğim hiçbir ortama gelmeyeceğim. Ya senin bu kadar korkmana sebep olan şey ne? Halit'le evlenememe ihtimalin mi, yoksa aklının bana kayma ihtimali mi? Öyle bir ihtimal yok. Yoksa biz niye konuşuyoruz şu anda? Sen neden bu kadar korkuyorsun? Halit'in anlamasından korkuyorum, tamam mı? Olmayan şeyi nasıl anlayacak ki Yıldız? Neyse, sen benim demek istediğimi anladın. Hiç zamanım yok, gidiyorum. Yıldız gitme lütfen. Lütfen gitme. Hata yapıyorsun. Yol yakınken dön bu hatadan. Sen Halit'i sevmiyorsun ki. Çok mutsuz olacaksın. Tut yeniden elimi. Her şeye baştan başlayalım. Sen benim bir oğlum olduğunu unutuyorsun. Unutur muyum? Al oğlunu da gidelim buradan. Ya iz üstündeymiş de niye arıyorsun ki ya? Efendim abla. Caner, gözükmedin değil mi? Yok, gözükmedim. Zaten beni görecek halleri yok. Nasıl yani? Hararetli hararetli bir şey konuşuyorlar. Bu taraf çekebildin mi bari? Çektim, çektim. Tamam, kapat artık. All right, bye bye. Beni kızdırmayacaktın Yıldız. Ben gerçekten gidiyorum, hiç vaktim kalmadı. Yıldız, yalvarırım gitme. Al Ali Can'ı buralardan gidelim. Ben ikinize de bakarım, senin canın benim de canım. Güven bana. Halit Can'ı babasından mı ayırayım yani? Yapamam öyle bir şey. Ayrıca karşımızdaki kişi Halit Argun. Yani çok hafife alıyorsun onu. Onun neler yapabileceğini ben biliyorum. Kim olursa olsun, benim kimseden korkum yok. Ama belli ki sen korkuyorsun. Ya neyse, bu konuşma gereğinden fazla uzadı. Eğer sen beni gerçekten seviyorsan benim dediğimi dinlersin, tamam mı? Seni çok sevdiğimi biliyorsun. O zaman lütfen dediğimi yap. Böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Peki. Sana mutluluklar dilemekten başka bir çare bırakmadın bana. Umarım sen de çok mutlu olursun. Bu bir veda o zaman. Evet, öyle oldu. Kimsenin sevdiğine kavuşamadığı korkunç bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Kendine çok iyi bak, olur mu? Sen de iyi bak.